Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün derse arkamda bir şeyle geldim. Ne olduğunu merak ediyor musun? Ne olabilir, ne olabilir? Canan öğretmen bu derse ne getirdi? Ne olabilir? Elma! Evet, bir elma ile geldim. Bu elmayı seninle beraber eşit iki parçaya bölelim mi? Peki, hadi bölelim. Çocuklar bayağı da lezzetli görünüyor. O zaman bu dersten sonra bir meyve molası yapalım. Bir elma yiyelim, olur mu? Şimdi bu elma bir bütün elma. Parçalanmamış, ısırılmamış, koparılmamış bir bütün elma. Ben bu elmayı seninle paylaşırken adil olmak istiyorum. İki eş parçaya bölmek istiyorum. Yani sana da bana da küçük parça kalmasın. İkimize de adil bir şekilde aynı parçalar kalsın. Olur mu? Peki, o zaman keselim. Siz de bunu evde yaparsanız mutlaka bıçağı ailenizden biriyle beraber kullanın, tamam mı? Çünkü kesici bir alet. Dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam. Şimdi bu bütün olan elmayı iki eş parçaya böleceğim. Bıçakla beraber. Kıt. Kıtır kıtır kıtır. Eş parça olarak bölmem gerekiyor çocuklar. Tamam mı? Böldüm. Evet. Yarısı senin, yarısı da benim. Bu elmayı, bütün olan elmayı iki eş parçaya böldüm. Yarısı senin olsun, yarısı da benim. Oh, çok da güzel koktu. Elmamızı yediysek o zaman dersimize geçelim. Bugünkü konumuz kesirler. Tanıştırayım size. Çocuklar, kesirler kavramında bir bütünden bahsettik. Az önce de size söyledim ya çocuklar. Bakın, bu elma mesela nasıl bir elma? Bütün bir elma. Koparılmamış, ısırılmamış, parçalara bölünmemiş bir elma. Bütün çocuklar bu şekildedir. Yarıma gelelim şimdi. Yarımda da ne yaptım? Bir bütün olan elmayı ortadan iki eş parçaya bölerek yarımlara ulaştım. Bir bütün iki yarımdan oluşur. Bir bütün iki yarım. Bir bütün iki yarım. Bir bütün iki yarım. İki yarım. Bir bütün iki yarım. Bir bütün. Şimdi bir örnekle daha göstermek istiyorum size. Onun için de siz bir makas, bir de A4 kağıdı getirin, olur mu? Bu şekilde renkli bir kağıt da olabilir veya beyaz renkli bir kağıt da getirebilirsiniz. Bir adet de makas. Makası kullanırken yine evde bir aile bireyiniz yanınızda olsun. Çünkü kesici bir alet. Kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Bedenimize zarar gelsin istemeyiz. Şimdi çocuklar, bu kağıt nasıl bir kağıt? Yırtılmamış, parçalara bölünmemiş, koparılmamış, ısırılmamış. Bir bütün kağıt var burada. Ben şimdi bu bütünü yarıma ayırmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Tam ortadan eşit bir şekilde kesmem gerekiyor. Eş parçalara ayırmam gerekiyor. Peki bakalım bu bütünden kaç tane yarım çıkacak? Şimdi çocuklar, benimle beraber kağıdı bu şekilde tam üst üste gelecek şekilde yapmanızı istiyorum. Şöyle göstereyim. Tam üst üste gelmesi gerekiyor. Ondan sonra da bu kısımdan da şu şekilde tık tık bastırdım. Ve kağıdı bu şekilde katladım. Tam iki eş parçaya katladım. Şimdi
Keselim mi? Keselim. Şimdi burada aile bireyinden destek alabilirsin. Şimdi kağıdımızı bu katladığımız yerden keselim, olur mu? Hadi bakalım. Evet, başlıyorum kesmeye. Sen de benimle beraber kesebilirsin. Kıt 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 kıt. Kes bakalım. Kes bakalım. Dikkatli ol. Kıt 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 kıt. Kıt 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 kıt. Evet. Biz ne yaptık şimdi? Bir bütünü iki eş parçaya ayırdık. Neye ulaştık? Yarımlara. Evet. Bir bütün, iki yarım. Bir bütün, iki yarım. Bir bütün, iki yarım. Neymiş? Bir bütünümüz iki tane yarımdan oluşuyor. Bu şekilde çocuklar. Gördünüz mü? Bir bütün, iki yarım. İki tane yarım kaç bütünden oluşur? Düşünün bakalım. İki tane yarım. İki yarım geldi, 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 geldi. Buluştular ve bütünü oluşturdular. Gördünüz mü? İki tane yarımım vardı. Bir araya geldim ve bütünüme ulaştım. Şimdi bu bütünümüzü tahtaya asalım mı? Hadi asalım. Evet, bütünün hemen altına bütünümü asıyorum. Ne yaptım? Hiç koparmadım, ısırmadım, karalamadım, yırtmadım. O bir bütün çünkü. Tamam mı? Anlaştık mı? Peki ne yapmıştım ben? Bir bütünü ortadan iki eş parçaya bölmüştüm. Ve yarımlara ulaşmıştım. Yarımlarımızı da asalım. Diğer yarımımızı da asalım. Demek ki neymiş? Bir bütünümüz iki tane yarımdan oluşur. Bunu yazalım mı? Hadi not olarak yazalım. Güzel bir yıldız koyabilirsiniz. Yıldız yapmayı öğrendin değil mi? Aferin sana. Evet. Bir bütün yazalım. Hadi bakalım. Güzel yazıyoruz ama. Bir bütün. Bir bütün, iki. Değil mi? Bir, iki. İki yarım. Dan oluşur. Evet, notumuzu da yazdığımıza göre yazdınız mı? Aferin sana, çok güzel yazmışsın. Bir bakayım nasıl yazmışsın. Aferin sana. Şimdi gel bakalım buraya bak. Şimdi burada ben bütünler çizdim çocuklar. Bu bütünleri sizinle beraber iki eş parçaya bölelim. Olur mu? Hadi gel. Buradayım şimdi. İki eş parçaya böldüğümü kabul et. Tamam mı? Başlıyorum. Şöyle bir göz kararı bakıyorum. Seni iki eş parçaya bölmek istiyorum. Evet. Bakın eş iki parçaya böldük. Şimdi yarısını da boyamanızı istiyorum. Ben tahtada bu şekilde boyuyorum çocuklar ama siz evde renkli boyalarınızla istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Yarısını boyadım. Şimdi geldik buraya. Canlı öğretmenin size her zaman yaptığı kalpler. Çünkü canlı öğretmen sizi çok seviyor. Bak bakalım buraya. Burada bir kalp var. Kalbi ne yapıyorum? Bir. Tam ortadan. İki eş parçaya böldüm. Şimdi bu kalbin yarısını da boyayalım. Siz dilediğiniz renklerde boyayabilirsiniz çocuklar. Pembe olur, mavi olur, yeşil olur. Renk tonu fark etmez. İstediğin renk tonunda boya. Evet, bu şekilde.
Evet, şimdi buradaki kareyi iki eş parçaya bölelim. Hadi. Tırım 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 tırım. Evet, şimdi yarımları o zaman boyayalım. Bu defa bu tarafı boyayalım. Ben şöyle boyayayım çocuklar, olur mu? Çünkü benim sizin gibi rengarenk boyalarım yok. Şu an tahtada boyama da yapamayacağıma göre. Ben böyle boyayayım, olur mu? Yarısı. Bir bütün, iki yarım. Bir bütün, iki yarım. Bir bütün, iki yarım. Bir bütün. Hadi yarımlara bölelim. Hemen üçgenin en ucundan başlıyorum, üstten. Dırım 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 dırım. Rım 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 rım. Evet. Şimdi yarısını boyayalım. Bir defa yine bu yarısını boyayalım. Hadi. Siz tabi dilediğiniz renklerde boyayabilirsiniz. Renk sınırlaması yok. O konuda özgürsünüz. Sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Boyadım, 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 boyadım. Evet. Bu şekilde. Dırım dırım dırım. Çok güzel oldun. Şimdi buradaki dikdörtgeni iki eş parçaya böleyim. Dırım 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 dırım. Evet, ne yapıyoruz? Tıkır tıkır. Tıkır 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 yarısını boyuyoruz. Evet, şöyle dalgalı çizgilerle boyayayım ben. Çocuklar istediğiniz renkte de boyayabilirsiniz bunu. Evet, hadi biraz çalışalım beraber. Bir bütün, iki yarım. Bir bütün, iki yarım. Bir bütün, iki yarım. Bir bütün, iki yarım. Bir bütün, iki yarımdan oluşur. Peki, iki yarım bir araya gelip neyden oluşuyor? Neyi oluşturuyor? Bütünü oluşturuyordu, değil mi çocuklar? Evet çocuklar, bu ders de bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.